Canlarım selam. TYT Matematik Full Tekrar Kampımızın 30. gününe yani son gününe hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Artık kampı bitiriyoruz arkadaşlar. Fonksiyonlar 3 ve fonksiyonlar 4 ile. Bugün 2 video izleyeceksiniz ve 2 video itibariyle arkadaşlar TYT Matematik Full Tekrar Kampını noktalayacağız. Güzel bir kamp oldu. Yine Mert Hoca klasiği öyle kısa falan sürmedi. baya hatta size şöyle bir sır vereyim. Vermiştim bu sırrı ama bir daha vereyim. Ee, belki de YouTube'daki TYT Matematik kamplarının genel TYT Matematik kamplarının içerisinde bir kamp olarak sayılabilecek çoğu kamptan daha detaylı bir kamp oldu bizim tekrar kitabımız. Yani gerçekten tekrar kitabı demedik içinde baya bir soru çözdük. Baya bir kamp bu yani öyle hiç Tekrar falan filan da değil. Adının full tekrar olduğuna bakmayın. Baştan sona size TET'yi hatırlatan ve öğreten çok güzel bir kamp oldu. Şimdi e, sayfa 178'i beraber açıyoruz arkadaşlar. 178 neredesin? Evet. Sayfa 178. 177'deki 17. soruyu çözmüştük en son. Şimdi 178 179 ve 180'i çözeceğiz. Ve 29. soru itibariyle bu videomuzu bitireceğiz. Bir sonraki video yani kampımızın son videosu 30. günün ikinci videosunda da say, e, örnek 30'dan başlayacağız ve örnek 44 ile beraber kitabımızın son sorusunu da çözmüş olacağız arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. 18. soruyla başlıyorum. 18. soru diyor ki: Dik koordinat düzleminde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Tamam, grafiklerini vermişsin. E Buna göre F'in tersi 3 artı F bileşke G7. Şimdi F fonksiyonu bakın e, isterseniz farklı bir renkle göstereyim. Diğerini farklı bir renkle göstereyim en azından G fonksiyonunu. Bakın G fonksiyonu şu yeşil olan arkadaşlar dikkat edin. Şu yeşil olan. Şimdi F fonksiyonunda tersinde 3. Tersi dediği zaman ne yapıyorduk? Y'de 3'ü buluyorduk. E, ama hocam Y'de 3'ü nasıl bulacağız ki? Y'de 3 yok 4 var 2 var. Ama 3'ün nerede olduğunu bilmiyorum. İşte burada doğrusal fonksiyonun grafiğini yazmayı bilmen lazım. Doğrusal fonksiyonlar arkadaşlar. Yani g bir doğrusal olduğu fonksiyon olduğu için. Gx eşittir. Ax artı b şeklinde yazılırlar. Ben buraya gx eşittir. Ax artı 4 diyorum. Niye 4 diyorum? Çünkü zaten x yerine 0 yazdığınızda gx fonksiyonu nerede kesiyor? <laughs> 4'te de kesiyor. Demek ki ax artı 4. Şimdi bakın buradaki nokta da 4'e 0 noktası gx fonksiyonunda x yerine 4 yazdığınız zaman ne eşit oluyor? Sıfıra. x yerine 4 yazarsanız 4a artı 4 eşit olmalı 0'a. Buradan 4a eşit olmalı. Eksi 4'e her iki tarafı 4'e bölerseniz a kaça eşit olmalı? Eksi 1'e. O zaman bizim gx fonksiyonumuz aslında eksi x artı 4a yerine eksi 1 yazarsak. Aa çok güzel. Şimdi x yerine 1 yazalım. G1 eşittir. Eksi 1 artı 4'ten 3. Yani şuradaki 1 kaça gidiyormuş? 3. Eyvallah. O zaman artık bakın y eksenindeki 3'ü bulduk. Peki size şunu soracağım. Y ekseninde 3 hangi x'ten geliyor birden o zaman bakın bu f'de de olduğu için bu nokta bu nokta üzerinden şunu söyleyebilir miyim f'in tersi 3 eşittir 1'dir İşte biz zaten f'in tersinde 3'ü arıyorduk şunun kaç olduğunu bulduk arkadaşlar 1 olduğunu bulduk devam ediyorum şimdi f bileşke g7 hemen ne demek f bileşke g7 f içerisinde g7 demek e, gx fonksiyonunu ben buldum zaten eksi x artı 4 bakın şurada hesapladım zaten x yerine 7 yazarsam eksi 7 artı 4'ten eksi 3 yapar yani aslında burası f eksi 3 demek. Şuranın içerisi eksi 3 çıktığı için f eksi 3 de bakın x yerine eksi 3 yazdığım zaman 0 da kesiyor. Ve bunun sonucu da 0'dır. O zaman buna da 0 yazdığımız zaman 1 ile 0'ı toplayınca 1 yapar. A şıkkını işaretleriz. Tamam 19'la devam ediyorum. Aşağıda dik koordinat düzeninde f bileşke g x artı 2 ve f x eksi 3 fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre g'nin tersi 4 değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar eksi 1'in gittiği noktayı mesela a olarak kabul edelim tamam mı? O zaman biz şunu biliyor muyuz arkadaşlar? Yeşil fonksiyonda x yerine eksi 1 yazarsak f eksi 4 çıkar ve bunun sonucu a mıdır? Evet. Bu aynı eksi 1'i götürüp f bileşke g x artı 2'de yerine yazarsak. Buraya eksi 1 yazarsak. O zaman da f içerisinde g 1 eşittir a çıkar mı? Evet çıkar. E bakın arkadaşlar şuraya çok dikkat edin. f eksi 4 a f içerisinde g 1 a. f'in içine ne yazınca a çıkıyor? Eksi 4 yazınca. O zaman buranın eksi 4 olduğunu söyleyebilir miyim ben? Yani ben g 1'in eksi 4 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. G1 eksi 4 ise şunların yerleri değiştiği zaman G'nin tersinde eksi 4'ünde kaça eşit olduğunu söyleyebilirim? 1'e. O zaman cevabımız ne olur? Değişik olur. Gayet güzel çözdük. 20 ile devam ediyorum. Sınav tarzı güzel bir soru. Aşağıda dik koordinat düzleminde f artı g ve f eksi g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Gm ifadesinin alacağı değer kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. 1 m'yi f artı g'de yerine yazdığınız zaman yani FM artı GM'yi yazdığınız zaman sonuç kaça eşit çıkıyormuş? 5'e. Bu bir. Ee, sonra bu M'yi sarı fonksiyonda yani F G'de yerine yazdığınız zaman bu sefer de FM eksi GM kaça eşit çıkıyor arkadaşlar? 1'e. Şimdi bize GM'yi soruyor ya eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. Eksiyle çarparsak FM'ler gider gm artı gm'den 2 tane gm olur. 2 tane gm 5 eksi 1'den anormalde artı 1 ama eksiyle çarptığımız için eksi 1. 5 eksi 1'den 4 yapar. 2 tane gm 4 ise buradan da gm'nin 2 yaptığını buluruz. E, gm 2 ise zaten bize gm'nin kaç olduğunu soruyordu. 2'yi işaretledik. <laughs> tamam mı canlarım? 21 ile devam ediyorum. Aşağıda dik koordinat düzleminde g fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. Buna göre fonksiyonlardan hangileri sabit fonksiyon belirtir? Arkadaşlar bir kere baktığınız zaman F sabit fonksiyon. Mesela atıyorum örnek veriyorum. Burası eksi 5 ise Fx eşittir eksi 5. Dolayısıyla F bileşke F'te bu f içerisinde f demek. f içerisinde fx. fx 5 ise o zaman burası f5. f5 de 5'tir. Dolayısıyla bu hep sabit fonksiyonu verecektir. Sabit fonksiyonun kendisiyle bir ilişkisi zaten her zaman sabit fonksiyonu verir. O yüzden bu sabit fonksiyon. Şimdi f bileşke baktığımız zaman f'in içerisine ne yazarsan yaz. Ama ne yazarsan yaz. ister doğrusal bir fonksiyon yaz. ister üçüncü dereceden hiç fark etmez. Sonuçta sabittir. F sabit olduğu için bu da sabit. Ama G bile şey G'nin sabit olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü G birinci dereceden doğrusal bir fonksiyon. Da atıyorum mesela örnek veriyorum. Eksi 2x artı 1 şeklinde. O zaman G'nin içerisine eksi 2x artı 1'i yazarsanız. Eksi 2 çarpı eksi 2x artı 1 bir artı 1'den. den artı 4x eksi 1 çıkar ki bu bir sabit fonksiyon belirtmez arkadaşlar. 1, 2 cevabımız B şık. Tamam mı? <laughs> 22 ile devam ediyorum. Yukarıda grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonlarından hangileri için fx eşittir x denkleminin çözümü çözüm kümesi her zaman bir elemanı. Bak bu çok önemli bir soru aslında. Ee, soruluş itibariyle. fx eşittir x'in sağlanması için. Bak bu bizim fonksiyonumuz. Yani bu y eşittir fx fonksiyonu. Bu da y eşittir x fonksiyonu. Y eşittir hatırlayın hemen birinci açıortay ortaya doğrusu çizelim. Yani şu, bak, y eşittir Şöyle çizelim. Y eşittir x. Y eşittir x. Şimdi, bunu niye böyle çizdim? Arkadaşlar, şimdi bu denklemin çözüm kümesinin bir elemanla olabilmesi için iki denklemin ortak çözdüğümüz zaman yani iki tane doğrusal doğrusal da olmasına gerek yok. İki tane eğrinin denklemlerini ortak çözdüğüm zaman yani bir denklem içerisinde çözdüğüm zaman bunların kesişimlerini bulmuş olurum. Yani ortak çözüm yapmış olurum arkadaşlar tamam mı? Dolayısıyla bunların kesişimlerinde kaç tane eleman varsa daha doğrusu bu iki tane eğri grafik olarak kaç tane noktada kesişiyorsa o kadar çok ortak çözümü vardır. O kadar çok çözüm kümesi vardır. Dolayısıyla bakın 22'deki A şıkkında, 1 şıkkında örneği 1'de, birinci öncülde ben Y eşittir X'i, kırmızıyı böyle çizersem dikkat edersiniz ki 1, 2, 3 tane yerde kestiği için 3 tane çözümü vardır bu denklemin. Yani bu cevabımız değil. Bir tane olmasını istiyor. İkiye baktığımız zaman bir tane burada bir tane burada iki tane çözümü vardır. İki çözüm. O zaman B şıkkı da iki önce öncül de değil. Ama üçüncü öncül her türlü arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane çözümü var. Çünkü tek bir yerde kesişiyorlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacak. 23 ile devam ediyorum arkadaşlar. Soru 23. Ee, bak şurada bir ufak bir şey olmuş. Baskı hatası olmuş. Şurası elemanı değildir olacak zaten belli oluyor. Diyor ki fx fonksiyonunu şöyle tanımlıyorum sana diyor. Eğer diyor x bir tam sayıysa x olarak al. <laughs> x bir tam sayı değilse bunun tam kısmı olarak al diyor. Örnek vermek gerekirse. Eğer f6 ise 6 olarak al diyor. f6 ise ama f e, 5.8 ise tam kısmının 5'ini al diyor. Tamam mı? Mantık bu. O zaman a gerçel sayısının değeri. Şimdi 19 bölü 4. 19 bölü 4, 4 küsür bir sayı. Tam kısmı 4. O zaman burası 4. Eksi 5 bölü 2, eksi 2 buçuk. Tam kısmı eksi 2. O zaman şöyle yazabilir miyim? Fa artı 4 eşittir eksi 2. Karşı tarafa atarsam, şuraya yazıyorum. Fa eşittir eksi 6. <laughs> Fa'nın eksi 6 olması iki şekilde geçerlidir arkadaşlar. Ya direkt eksi 6'dır f eksi 6 direkt zaten cevabı eksi 6 olan bir şeydir. Ya da f eksi 6 küsür bir şeydir. Yine cevabı eksi 6'dır. Yani bu içerisinin ya eksi 6 ya da eksi 6'dan küçük. Ama eksi 7'den de büyük olması lazım. Çünkü eksi 7 küsür bir şey olursa ya da eksi 7 olursa cevap eksi 7 çıkar. Yani bu aradaki değer a değeri eksi 6'ya eşit olabilir. Eksi 7'den de kesinlikle büyük olmak zorundadır. Dolayısıyla cevabımız 5 olur. Tamam mı? 24. Diyor ki 24'te. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bak. Gel 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 gel. Eksi 3 ile 3 arasında bir a aldığım zaman f ile g'nin toplamı negatif diyor. Şimdi eksi 3 burası. Artı 3 burası. Eksi 3 ile 3 arasında f a artı g a negatif diyor. <laughs> Peki. Bu doğru değil arkadaşlar. Neden doğru değil? Çünkü -3 ile 3 arasında bir tane şöyle değer aldım diyelim. Burası g'nin değeri. Yani burada e, şuradaki a değerinde arkadaşlar. ga pozitif. Ama buraya baktığımız zaman fa negatif. Dolayısıyla bunları topladığımız zaman pozitif mi çıkıyor, negatif mi çıkıyor? Burada GA ve FA'nın değerlerine bakmamız lazım. Mesela 5'e eksi 3 de olabilir pozitif çıkar. Eksi 5'e artı 3 de olabilir negatif çıkar o zaman. Birinci öncülden kesinlikle emin olamayız. FA büyük GA ise e, A eksi 3'ü de 3 arasındadır diyor. FA'nın GA'dan büyük olması demek grafik olarak FA'nın GA'dan yukarıda kalması demek. Yani F dediğimiz burada kırmızı olan ya arkadaşlar kırmızı olanın kırmızı olanın e, mavi olandan büyük kaldığı yerler bu aralık değil mi? Bak şu aralık. Kırmızı daha yukarıda. Yani eksi 3 3 üç arasında. O zaman ikinci ölçül doğru. Bakın. Eksi 3 3 üç arasında. Üçüncü ölçül. Eğer A'mız 3'ten sonsuza kadarsa yani buradaysa o zaman F A G A'dan küçüktür diyor. Evet gerçekten dikkat ederseniz 3'ten sonsuza kadar olarak giden yerde F G'nin nerede? Altında. Ama bu kesinlikle doğru değil. Çünkü e, F'a G'a'dan küçükse A burada diyor. Ama A burada olduğu zaman da eksi 3'ten küçük olduğu yerlerde de yine kırmızı fonksiyon mavi fonksiyonun altında. Yani bu üçüncü öncül eksik arkadaşlar. Kesinlikle doğru değil. Bu da gitti. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 yani 5 olacak. 25 Fonksiyonun tersini bulmak isteyen Akif aşağıdaki adımlara göre sonucu bulmaya çalışmıştır. Buna göre Akif ilk olarak hangi adımda hata yapmıştır? Ben size hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bakın e, fx yerine y yazmış. Birinci adım doğru. İkinci adım x'i yalnız bırakmaya çalışıyor. <laughs> Özür dilerim. 6yı karşı tarafa atıyor. E, ondan sonra burayı kareye alıyor. Bakın üçüncü adımda hata yapıyor. Cevap 3 x eksi 1'in karesi y artı 6 ise her iki tarafın kare aldığınız zaman kök içerisinde y artı 6 artı eksi x eksi 1 çıkar. Yani arkadaşlar bir sayının karesinin karekökünü alırken bu sayının işaretinin ne olduğunu bilmediğiniz zaman bunu hep mutlak değerle çıkarmanız gerekir. Ama Akif hiç öyle bir şey yapmamış. Direkt x eksi 1 diye çıkartmış. Dolayısıyla 3. öncül de yanlış yani üçüncü adımda yanlış yapmıştır. Doğru cevabımız c şık olacak. Geldim buraya. Yirmi 26. 26'da diyor ki bak çok güzel bir soru. K1 tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlanan bir f fonksiyonu f fonksiyonu her x gerçel sayısı için şöyle tanımlanıyormuş. fx eşittir x eksi k ve x eleman k k artı 1. Bu fonksiyonu bir anlamaya çalışalım. Mesela f5 nedir acaba? Şimdi f5 demek ne demek arkadaşlar? x eleman k ile k artı 1. Yani 5 ile 6 arasında bir değer için ee, kaç olacak arkadaşlar? 5 olacak. Bakın aşağıdaki değere eşit oluyor. Yani 5 eksi 5'ten 0. Mesela f 6'yı bulmanız için 6 ile 7 arasında ama aşağıdaki ne eşit olacak? 6 eksi 6'dan 0. Yani tam olduğu zaman sonuç 0 çıkıyor arkadaşlar. f 5 0, f 6 da 0, f 7 de 0. Peki bir de virgüllü bir şey yapalım. Mesela f 3,4 yapalım arkadaşlar. O zaman dikkat ederseniz şurayı sileyim. 3,4 yaptığım zaman 3,4 sayısı 3 ile 4 arasında <laughs> demek ki k'nın kaç olduğunu bulduk burada 3 olduğunu bulduk k'mız 3 3.4'ü götürüp yerine yazarsak 3.4'ten 3'ü çıkarttığımız zaman 0.4 ee, o zaman buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar eğer sayı tamsa 0 ondalıklıysa da ondalıklı kısmını alıyor zaten tam sayıların da ondalıklı kısmı 0 olduğu için bu fonksiyon sayıyı ondalıklı kısmına götürüyor. Bu kadar. Şimdi bak, o zaman f a artı f b artı f c ondalık kısımlarının toplamı 5 bölü 6'ymış. Bunu anlayabildik. O zaman şöyle düşünün, bakın a sayısı x virgül bir şeyler, b sayısı y virgül bir şeyler. Bu bir şey sıfır da olabilir, tam sayı da olabilir. C sayısı da z virgül bir şeyler. Bunları topladığınız zaman arkadaşlar, sonuçta tam kısmı tam sayı olacak virgül bir şeyler. Değil mi? O zaman şöyle şıklı artı ve artı toplama aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor ya. Tam kısmı olacak. Bir de sonuç 5 bölü 6 çıktığı için tam kısmı artı 5 bölü 6 şeklinde çıkacak. Mesela bak 1 bölü 6 olmaz. Basit kesir olamaz. 8 bölü 3. 8'i 3'e böl. 2 kere 3 6. 2 tam 2 bölü 3. 17'yi 6'ya böl 2 kere var. 2 tam 5 bölü 6 bak bu oldu. 6 kere 2 12 5 daha 17 yani tam kısım 2 ondalık kısım 5 bölü 6 o zaman cevabımız da C şıkkı olacak çok güzel tam böyle sınav tarzı bir soru. 27 ile devam ediyorum. Diyor ki dik koordinat düzleminde f ve f artı g fonksiyonlarının grafikleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada ne yapacağız? X eleman ee, ne diyor? A virgül B için fx küçük 0. Şimdi A virgül B arasındaki bir değer için gördüğünüz gibi yeşil olan yani f büyüktür sarı olandan yani f artı g'den f'ler birbirini götürürse 0 büyüktür g. Yani g negatif oluyor. Doğru. Sonra diyor ki g a g b g c'ye eşit. Bak a'da bunlar kesişim. Yani f a eşittir f a artı g a. Bunlar gitti g a 0. Mesela B. Bunların kesişimi. O zaman FB eşittir. FB artı GB. Gitti. GB de 0. Aynı şekilde C'de kesişimleri olduğu için. Yani C'deki değerler de eşit olduğu için. FC eşittir. FC artı GC'de. GC'de 0 eşit. Ve o zaman ikinci de doğru. B virgül C aralığında GX pozitif diyor. B virgül C aralığında arkadaşlar sarı olan fonksiyon ...daha yukarıda. Yani F artı G büyüktür F'den. F'ler birbirini götürürse G büyüktür sıfırdan. Bu da doğru. O zaman cevabımız 1, 2, 3 yani... eş olarak bulunmuş olacak. 28. <laughs> Diyor ki... ...iki basamaklı doğal sayılar kümesinde tanımlı bir F fonksiyonu için... ...M, N iki basamaklı bir sayı olmak üzere... ...eğer M, M N'ye tam bölünüyorsa... ...yani onlar basamağı, birler basamağına tam bölünüyorsa... ...o zaman bu sayıyı m artı n şeklinde. Tam bölünemiyorsa da m çarpı n şeklinde yazıyormuşum. Buna göre fx eşittir 6 eşitliğini sağlayan kaç tane x değeri vardır? Şimdi burada şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Öncelikle tam bölünme durumunu inceleyeceğiz. Tam bölünsün. Tam bölünsün. Yani şu x eşittir mn gibi bir iki basamaklı sayı olsun. mn'ye tam bölünsün. O zaman toplamları ne gidecek ve bunun sonucunun 6 olmasını istiyor. Toplamlar 6 olacaksa 6'ya 0, pardon 6'ya 0, 5'e 1, 4'e 2, 3'e 3, e 3 2'ye 4, 1'e 5, 0'a 6. Şimdi M'nin N'ye tam bölünmesi lazım. Çünkü tam bölünebiliyorsa diye yaptık. 6 0'a bölünmez, 5 1'e bölünür, 4 2'ye bölünür, 3 3'e bölünür, 2 4'e, 1 5'e, 0 6'ya bölünmez. 0 6'ya bölünür de 0 6 diye 2 basamaklı sayı olmaz. Demek ki buradan 3 tane değer geliyor. Şimdi tam bölünmesin. Arkadaşlar tam bölünmesin diyorsak o zaman m çarpı n 6'ya eşit olacak. Çünkü bakın tam bölünmediği zaman m çarpı n oluyor. m çarpı n 6 ise 6'ya 1. 6'ya 1. 3'e 2. 2'ye 3. 1'e 6. Şimdi 6'nın 1'e bölünmemesi lazım. 6 1'e bölünüyor. 3'ün 2'ye bölünmemesi lazım oluyor. 2'nin 3'e bölünmemesi lazım oluyor. 1'in 6'ya bölünmemesi lazım oluyor. 3 değer buradan. 3 değer buradan toplamda 6 tane x değeri. Yani 6 tane 2 basamaklı değeri vardır sayımız. Bu arada bunların aynı olup olmadığına da bakın. 51, 42, 33, 32, 23, 16. 6 tane farklı 2 basamaklı mn değeri yani x değeri gelmiş oluyor. 29'da bitiriyoruz. Bugünün ilk videosunu. Birim kareli dik koordinat sisteminde fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre a, b, c sayılarının doğru sıralanışı. Bak a 0 ile 1 arasında 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 0 ile 1 arasında b'miz neymiş? b'miz f içerisinde f, a. Şimdi a'mız 0 ile 1 arasındaysa 0 ile 1 arasında bir değeri götürüp f'te yani arkadaşlar sarıda yerine yazdığımız zaman 2 ile 3 arasında yani 2 küsür bir şey çıkar. 2 küsür bir şeyi götürüp sarıda yerine yazdığımız zaman bu sefer de 1 küsür bir şey çıkar. Yani B'nin 1 küsür bir şey olduğunu buluruz. Aynı şekilde C'ye baktığım zaman o da F içerisinde G, B demek. E B'nin ben 1 küsür bir şey olduğunu biliyorum. O zaman yeşil fonksiyonda götürüp 1 küsür bir şey yerine yazarsanız ne çıkar? 1 küsür bir şey. Şimdi şu bir küsür burada. Bunu yeşilde yerine yazarsanız sıfır küsür bir şey çıkar. Yani burada sıfır küsürü yerine yazmamız lazım. E sıfır küsür bir şey götürüp F'de yani turuncu olan da yerine yazarsak bu da iki küsür bir şey çıkar. Yani C'nin de iki küsür olması lazım. Bakın A sıfırla bir arasında yani <laughs> A'nın da sıfır küsür bir şey olduğunu buluruz. A sıfır küsür B bir küsür de iki küsür. O zaman en küçük A olmalı. Sonra B olmalı. Sonra da C olmalı. O halde cevabımız A şıkkı olacak. Şimdi bakın arkadaşlar. 29 tam sınavlıktı. <laughs> 28 tam sınavlıktı. 26 tam sınavlık bir soruydu. 24 fonksiyon grafikleri ile alakalı tam sınavlık bir soruydu. Ondan sonra cıma 20 ve 19 TYT'de ee, tak diye karşımıza çıkacak Soru tiplerinden de arkadaşlar mutlaka ve mutlaka Çok dikkat ediyorsunuz 30. günün birinci videosunu da hallettik Şimdi 30. günün ikinci videosuna geçeceksiniz Şu işaretlettiğim soruları Tekrardan bence bir çözün Artık sağlam başladığımız kampı bitirmek için Son bir tane videonuz kaldı 30. günün ikinci videosunu fonksiyonların Son soru çözüm videosunu izleyerek TYT kampına veda edeceksiniz Ama tabii ki TYT kampı biter de Full tekrar devam eder. AYT full tekrarla isteyenler, ihtiyacı olanlar devam edebilir. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kampımızın son videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.